Adım Serdar Yakan. Beylikdüzü'nde oturuyorum. Grupun orada. Avcılar'da iş yerim var. Yani normal yola çıktık ama herhangi bir tuzlama çalışması olmadığı için trafik kilitlendi. Ben yola çıktığımda saat 5'ti. Tabii kısa bir ara vermek zorunda kaldım. Yolun açılmasını bekledim ama şu anda geldiğimde ben buradan bağlanacağım ama E5 kilitli olduğu için şu anda yan yola da bağlanamıyorum. Yolda ambulans da var. Bakabilirsiniz. Ambulans da var burada. Belki içinde hasta var. Hastaneye yetişmeye çalışıyor. Ama şu anda herhangi bir tuzlama çalışması ve tuzlama aracı olmadığından dolayı ben mağdurum. Ve burada gördüğünüz gibi yani yakışmadı. Artık bu yola kim bakıyor tam bilmiyorum ama bu yola bakan kişiler gerekli tuzlamayı yapmadılar. Gerekli önlemi almadılar. Sadece bize alarm verdiler, uyarılardılar ve bununla yakındılar. Şu anda burada bir kişide var. Şu an saate bakıyorum. Türkiye saatiyle saat 1. Benim kaçta eve gideceğim belli değil. Ve burada 16 milyon İstanbul'un da kaçta eve gideceğim belli değil. Bu anlamda çok büyük mağduriyet yaşıyoruz. Yani sadece uyarı vermek değil, bunun gereken önlemini de almaları gerekiyor. Ben çok büyük bir mağduriyet yaşıyorum. Şu an evde çocuklarım bekliyor, arıyorlar. Akrabalarım arıyor, endişe ediyorlar. Yani benim gibi 16 milyon İstanbul'da mağdur. Buyurun, yol kilitli. Yol kilitli. Ben artık kamuoyunun takdirine bırakıyorum her şeyi. Ben Sarıyer Gökçen'den çıktım saat 3'te. Saat kaç? Bu saate kadar yoldayım. İnsan şöyle bir ne bileyim, biz belediyelerimiz tuzlasın, bilmem ne yapsın, burası, buradan başka İstanbul yok. Yani ben utanıyorum şahsen. Yani. Bir tane iş aldım bugün. Hepsi bir tane. Ben götürüp hasılat vereceğim, daha param yok. Mazot cepten, gaz cepten. Günah değil mi bizlere yani?